Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'de bu ayetlerin yetiştirdiği İslam toplumunun, Medine toplumunun hemen yanında Rabbimizin kitabının bu bölümünü anlamaya ve algılamaya çalışıyoruz. Yüreğimizi onların yüreğine denk tutmaya, aklımızı onların akledişine benzetmeye çabalıyoruz. Onlar gibi akledersek, onlar gibi duygulanır ve kavrarsak Rabbin ayetlerini, bir salih amel üretme imkanı bulacağız ümidindeyiz ve böylece cennet yolunu inşallah edineceğiz. Ayet 99. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Bundan önceki ayetler, 97 ve 98. ayetlerde Allahu Teala Yahudileri anlatırken bizlere, onların özellikle Cebrail aleyhisselam'a olan düşmanlığını da gündem yaptı. Vahye düşmandılar, vahyin geldiği peygambere, son elçiye Muhammed aleyhisselama düşmandılar, vahyi getiren Cebrail aleyhisselama da düşmandılar. Allah'a bir savaş ilanına cesaretleri yoktu, açıkça bunu ifade edemiyorlardı ama Allah-u Teala'nın gönderdiği mesaja, Allah-u Teala'nın gönderdiği vahye, hayat programına değişik üslup ve tavırlarla karşı çıkıyorlar ve bu şekilde güya bir sahtekarlığı örtmeye, gizlemeye çabalıyorlardı. Problem, bilginin kaynağı problemiydi. Bilgi Allah'tan gelecek, bilgi Allah-u Teala'nın istediği şekilde gelecek. Bilgi Allah'ın istediği şekilde hayatı biçimlendirecek. Onlar buna tahammül edemiyorlardı. Bilgi heva ve hevesten kaynaklandığında, arzu ve istekler hayatı şekillendirdiğinde, biçimlendirdiğinde razıydılar. Ya da gelen vahiy, gelen hayat programı onların heva ve heveslerine, arzu ve çıkarlarına uygunsa kabule meyyal idiler, kabule yanaşıyorlardı. Ama eğer heva ve heves, endişe ve çıkarları ile çelişen, ona karşı gelen bir hayat programını Allahu Teala gönderdiyse bunu reddediyorlar ve bu reddedişi de bir şekilde değişik üçkağıtlar, değişik sahtekarlıklarla örtmeye çalışıyorlardı. İşte Cebrail aleyhisselama düşmanlıkları da bu neviden. Onlar özde Cebrail aleyhisselama değil, Allahu Teala'nın hayata karışmasına, Allahu Teala'nın yeryüzü hayatına ait bir program göndermesine düşmandılar. Ama bunu kamufle edebilmek için de Cebrail aleyhisselamı kendilerine hedef seçmişlerdi. İblisin Allah'a düşmanlığını gizlemek için Adem aleyhisselama düşman oluşu gibi, Yahudiler de Allah'a karşı çıkışlarını kamufle edebilmek için, İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İsmail oğullarından oluşunu ya da Muhammed Aleyhisselam'a vahiy getiren meleğin Cibril oluşunu problem ediyorlar ve böylece Allah'a olan isyanlarını gizliyorlardı. Mesele o. Mesele Kur'an, mesele vahiy hayata gelmesin yeter. Bu ayetler benim bugünkü dünyamda şöylesi izler bırakabilir. İnsan olarak bizler vahiy ile karşı karşıya kalmaktan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde kendimizi bulmaktan kaçmak adına başka bahaneler bulabiliriz. Vahyi söyleyen ağzı, vahyi bize getiren kişiyi, Kur'an'ı tanıtan insanı, kaynağı bir şekilde reddederek, işte onun şu yanı bozuk, onun bu bölümü iyi değil,
Onun şu renkleri hoş değil diye, armudun sapı, üzümün çöpü hesabı bahanelerle, özde vahiy kaynaklı olan endişelerimizi, sıkıntılarımızı insan kaynaklı noktalara iterek bir bakıma vahiy hayat dışı yapmış oluruz. Biraz bu cümlelerim kuş diliyle konuşmak gibi oldu. Biraz daha cümleleri netleştirme imkanımız zor. Konu insanlara, Müslümanlara dair olunca onlarla ilgili sözler söylerken de elimizden geldiği kadar kelimeleri seçmek zorunda kalıyoruz. Ancak meseleyi anlayabilmemiz için de biraz daha anlamaya, biraz daha düşünmeye ihtiyacımız var. Bugün Yahudi refleksi göstermiyoruz gibi görünüyor bize bu konuda. Yani Cebrail'e dostuz biz, Mika'yla dostuz biz. Evet ama vahyin hayata inmesi noktasında benzer ayna düzlemleri kullanıyor, benzer üçkağıtlar açıyor ve vahiy anlama noktasında işte o adam ki filan ekipten, filan klikten, o tefsiri yazan, bu kitabı okuyan, bu şunu söyleyen filan yerden diyerek Allah'ın ayetlerine yönelik bize bir köprü kurmaya, köprü olmaya çalışan kimseleri beğenmezlikten gelerek, onlardaki hataları ön plana çıkartarak aslında kitabı dışlamış, sünneti hayat dışı yapmış oluyor olabiliriz. Bu bir düşünce ve devam edelim ayetlere. Rabbimiz diyor ki, وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ İşte biz diyor Allah-u Teala, sana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, apaçık ayetler indirdik. Net, anlaşılır, kesin. Hayata dair, cennete dair. Dünyayı güzelce kurgulayan ve cennet yolunu güzelce açan, ayan beyan, net ve anlaşılır ne dediği belli ayetler gönderdik. Ama وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Kim karşı çıkar bu ayetlere? Kim reddeder bu ayetleri? Ancak kafir olanlar, ancak fasık olanlar, ancak zalim olanlar. Hayatını Allah'a kapatmış olanlar. Bu kapatışı da gözüyle kulağıyla destekleyenler. Yani gözlerini kapatanlar, yüreklerini kapatanlar, kulaklarını tıkayanlar ya da Allahu Teala ile bağlantıyı kesenler, söz verdikleri halde sözlerinde durmayanlar. Fasık kavramının Bakara suresinin ilk bölümlerinde bize anlattığı gerçekler de böyle değil miydi? İşte bakın, o fasıkları Allahu Teala bize tekrar anlatıyor. Onların İsrail oğulları biçimi şu şekilde. Eve kullama ahedu ahden nebezehu fariqun minhum. Ne zaman onlar bir anlaşma yaptılarsa, tarih boyunca da bu böyle, Medine günlerinde de böyle, Medine'den sonra kıyamete kadar gelecek çağlarda da aynı tavır var. Ne zaman onlar bir anlaşma yapsılar Allah'la ya da insanlarla, nebezehu fariqun minhum. Onlardan bir grup, onlardan bir ekip, onlar içerisinden ana bir kitle mutlaka bu anlaşmayı bozarlar. Allah'la yaptıkları sözleşmeyi bozarlar. Verdikleri ahdi yok sayarlar. Gerek Musa'ya, Harun'a aleyhissalatü vesselam, gerek ondan sonra gelmiş peygamberlere Davud, Süleyman, Zekeriya, İsa ya da en son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara verdikleri sözü, sözleşmeleri, ahdi bozarlar. Nitekim Muhammed aleyhissalatü vesselama geliyorlar, sözler veriyorlardı. Sorular soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyordu ki, bana söz veriyor musunuz? Eğer bu sorularınızın cevabını verirsem, iman edecek, kabul edecek misiniz? Yemin billahlar ediyorlar. Tabii ki evet filan diyorlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların istedikleri cevabı verince, ama onlar bunu istemediler aslında yüreklerinde, onun peygamberliğini ilan eden bu cevapları duyunca kulaklar, hemen onlardan bir grup dönüyor, çamura yatıyor, bu sözlerini unutuyorlar ve karşı geliyorlar. Bel ekseruhum la yu'minun. Bilakis durum şu ki onların birçoğu iman etmezdir. Yüreklerinde iman yok daha evvelden de, ama söz verdikten sonra sözü bozma noktasında da imanları zaten kalmıyor. Mümin bir endişeyle Medine günlerinde inen bu ayetler,
Ensar ve muhacir içinde aynı şekilde bir korkuyu içinde barındırıyor. İman mı ettiniz? İman iddiasında mısınız? Söz verdiğiniz anda Allah'a, söz verdiğiniz anda kullara artık o sözün ardında duracaksınız. Onun gereğini yapacaksınız. Bunun dışındaki tavır Yahudice bir tavırdır ya da en ucuzundan münafıklıktır. Öyleyse mümin Allah'a verdiği sözü tutacak. Rabbi ile yaptığı anlaşmaların arkasında duracak. Ve insanlarla olan ilişkisinde de durum budur. Ne söz verdiyse, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diye verdiği o en belirleyici söz, ama onun dışında hayatın içerisine verdiği sözler ve sözleşmeler. Efendimiz Peygamberimizin hayatına baktığımızda, kafirlerle yaptığı anlaşmalarda bile kesin bir duruşa sahip ve vazgeçmiyor. Ta ki ancak Mekke kafirleri ya da diğer yaptığı anlaşma yaptığı kabileler vazgeçerlerse, anlaşmayı bozarlarsa, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda serbest tavır sergileyebiliyor ve ondan sonra yeni bir üslupla hareket ediyor. Öyleyse müminlere düşen, hayatın içerisinde bu ahlakı kesinlikle yerleştirmek. Allah'a karşı hep bir söz içerisindeyiz. Evet, Tur'un yanında biz olmadık ama biz Tur dağının yanında gibi, Tur dağı tepemize kalkmış gibi düşünmek durumundayız. Akabe biatında biz bulunmadık ama orada, o Mina'nın kenarında biz de varmışız gibi değerlendirmek durumundayız. Hudeybiye'de ağacın altında biz yoktuk ama biz orada varmışız gibi kendimizi değerlendirmek zorundayız. Eğer gönül bağını kurabilirsek Allah Resulü ve onun etrafında yaşayan müminlerle ve tarih boyuncaki tüm peygamberler ve doğru yolun, hakikatin güzel yolcularının yanında kendimizi var kılabilirsek, işte o zaman iman bizim hayatımızda bir renk haline gelecek ve hayatımızın bütün bölümlerinde imanın renginin getirdiği güzelliği hissedebilecek. Ama öyle değildi Yahudiler ve Yahudileşenler. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ İşte bize yine onların bir anlaşma bozma taktiği anlatılıyor, bir tavrı anlatılıyor. Ne zaman onlara bir elçi geldi, Allah katından geldi hem de elçi, Allah'tan geleni sunmak adına hem de getirdiği o ayetler, o belgeler, o kitap, daha evvel gelenleri, onların yanında olan gerçekleri tasdik ediyor. Yani Kur'an geldi, Tevrat'ı tasdik ediyor. Muhammed Aleyhisselam geldi, Musa'dan bu yana gelen tüm vahiy bilgilerini kabul ediyor, tasdik ediyor, onaylıyor. Öyle geldi ki bunu bildiler. Nitekim Hazreti Ömer kendini anlatıyor ki, ben varıyordum İsrailoğulları, yani Yahudilerin o ortamlarına, Tevrat okuyorlardı, dinliyor, bu benim hoşuma gidiyordu. Çünkü orada anlatılan gerçekler, Kur'an'da anlatılan gerçeklerle aynıydı. Aynı kaynaktan gelen iki ırmaktı. Ama onlar Allah'ın kitabını bozdular, değiştirdiler ve o içindeki hakikatleri de görmez bir kafa yapısına ulaştılar. Ama taptaze bir iman ile dopdolu olan Hazreti Ömer, iki kaynağın berraklığını keşfedecek durumdaydı. İşte onlar kendilerine gelen bu kitabı ve bu kitabın gerçeklerini görmezlikten geldiler. Oysa yanlarında olan hakikat de aynı kaynaklandı. Nebeze ferihu minellezine utul kitab. İşte o kitap ehlinden, kitaplı olan, entelektüel bir birikimleri var. Dolaplarında kitapları var. Kitaplıkları dopdolu, asılı Kur'anlar, ayetler, levhalar, hayatlarında kitap var, kitaplı bunlar. Kavramı biraz bugünkü hayatımızda ilgilendirmek adına böyle söyledim. Değilse kitap ehli kavramını yamultmak durumunda değil. Nebeze ferikum minellezine utul kitab. İşte kendilerine kitap verilen kimselerden bir grup hemen bu işi bozdular. Bunu nasıl yaptılar? كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُ Onlar bu işi bildikleri halde bilmiyorlarmış ki, bu kitap Allah'tan gelmemiş gibi, bu kitap onların hayatında hiç olmamış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Evet, Allah'ın kitabını geri plana atıverdiler. Hayatlarında en son noktaya koydular. Onunla ilgiyi kestiler. Yani artık
Birinci mesele, ikinci, üçüncü, dördüncü meseleleri hep başka şeyler oldu. Dünya adına uğraşları oldu. Sonra akıllarına gelirse eğer, hayatta bir boşluk kalırsa ya da işte bir cenaze, bir düğün, bir merasimin kıyısında, kenarında kitaba da bir yer verdiler. Kitap orada kendisine bir yer buldu, orada okundu, bir makamla seslendirildi ama hayata hakim olmadı. Arkalarına attılar, geri plana attılar, tarihlerine attılar. Ya bir zamanlar biz de böyleydik dediler. Değişik düşünebiliriz herhalde. Kitapla bağlantının kesilmesi anlamında kitaballahi vera'ı zuhuri. Kitabı dışladılar. Kitapla bağlantısız bir hayatın onlara kazandıracağı şey sadece heva ve heves kaynaklı bir hayat programıydı. Onlar da bunu istiyorlardı. Kitap yanlarında durduğunda, kitap önlerine açıldığında, kitabı okuduklarında, o peygamberin getirdiği cümleler onların zihin dünyalarına hakim olduğunda, gönül dünyalarına hakim olduğunda, evlerinde peygamberi bir hayat olacaktı. Şehirleri peygamberin istediği şekilde yoğrulacak, şekillenecekti. Buna dayanamazlardı. O zaman arzular, hevesler, istekler, beklentiler, dünyevileşme nereye oturacaktı? Bundan dolayı kitabı dışlamaları gerekiyordu. Kitapsız gibi yaşamaları gerekiyordu. Tamamen de bunu yapamazlardı. O zaman müşriklerden farkı kalmayacak. Kitaplı olmanın avantajını da yakalamak istiyorlardı aynı zamanda. Çünkü adamlar hem dünyayı müşrik bir kafayla, yani Allah'a ortak koşanlar gibi yaşayacaklar, ama aynı zamanda ehli kitap olmanın avarajıyla da cenneti de kotaracaklar, cennette yakalayacaklardı. Ne güzeldi böyle bir ticaret. Hem dünyayı kaybetmiyorlar, hem ahiretten vazgeçmiyorlar, ikisini de kimseye kaptırmıyorlardı. İşte bu dengenin altını doldurabilmek için de tarihten kendilerine materyaller lazımdı. Süleyman Aleyhisselam. Onu yakaladılar ve onu farklı bir biçimde değerlendirmeyi kendilerine bir tarih bilinci olarak koydular. Hazreti Süleyman, yeryüzünün o muhteşem peygamberi. Hem ki dünya adına büyük bir hükümranlığa sahip, hem de gerçekten bir peygamberi duruş ile yeryüzünde farklı bir kimlik ifade ediyor. Tarih boyunca Allah-u Teala birçok peygamberler gönderdi. Ama Süleyman Aleyhisselam farklıydı. Hatta babası Davud Aleyhisselam'dan bile farklıydı. Süleyman'a Rabbimiz çok başka nimetler bahşetti. Ama ondan sonra gelenler, İsrailoğulları, Yahudiler, Yahudileşenler, İsrail oğlu mantığını Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerinde de sürdürmeyi denediler ve Süleyman Aleyhisselam'ın mülkünün tabanında, onun elde ettiği bu saltanatta, onun bu güç ve kuvvet ve iktidarında, onun bu hayata oturttuğu muhteşemlikte vahiy olmadığını, sihir olduğunu söylediler. Sihir kaynaklı dediler. Buna yabancı da değildi doğrusu İsrailoğulları. Çünkü Firavun'la beslenmişlerdi. Firavun doyurmuştu onları. Firavun ortamında yaşamışlardı. Firavun köleleştirmişti. Kadınlarını hayatta bırakmış, erkeklerini öldürmüştü Firavun. Firavun onları küçültmüştü, aşağılamıştı, horlamıştı. Musa peygamberle gelen vahiy büyütme, şahsiyetlendirme, kişilikleştirme onlarda bir türlü tarih boyunca oturmamıştı zaten. Her bir vesileyle o firavuni kompleks hayatlarında sudur ediyor, dışa vuruyor ve şekilleniyordu. Nitekim onlar Süleyman Aleyhisselam'ın vahiy ile yoğrulmuş hakimiyetini bir anda firavuni hakimiyetle aynı kefeye koyuverdiler. Doğrudur. Firavun hayata sihirle basıyordu. İnsanlar üzerinde etkisi sihirleydi. Biz bunu öğreniyoruz. Musa Aleyhisselam karşısındaki büyücülerin tavrı da böyle değil miydi? O kendi iktidarını sağlamlaştırabilmek için büyücülerden yardım almıştı. Kendisi de zaten büyücülerin büyüğüydü. Yeryüzünde iktidarını insanların gözlerini boyayarak, kandırarak, yok sayarak bir şeyleri, var kabul ettirerek başka şeyleri işte böylece sürdürüyordu. Korkular üretiyordu olmadığı halde. Umutlar dağıtıyordu olmadığı halde ve böylece götürüyordu iktidarını. Parçalıyordu insanları. Birbirine düşüyorduk insanlar. Yok yere nefretler tohumlanıyordu toplumun içerisinde. Tabakalar birbirine düşmandı. İnsanlar birbirini sevmiyordu. Herkes birbiri adına korku içerisindeydiler. Kapılar kapanıyordu komşusuyla. İki komşu birbirine geçinemiyordu. Ama bu Firavun'un işine geliyordu. Firavun böyle büyütmüştü kendi iktidarını. Gücü yoktu
ama güç varmış gibi gösteriyordu. Yıllarca bu korkuyla yürüttü ve onun borazanı öttü. Sonra Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselamla birlikte yıkıldı Firavun. Boğuldu ordusu ve her şey. Fakat zihinlerde boğulmamıştı. Görüntüsü boğuldu. Gözler önünde yıkılıp gitti tüm iktidarı ve haşmeti. Ama yüreklerde buzağı sevgisi olan bir kavmin içerisinde firavuni endişeler devam ediyordu. Çok geçmedi. Tur dağındayken Musa aleyhisselam, Samiri diye bir adam çıktı onların içerisinden. Elçiyi görmüştü. Ama o, elçiyi izlemek yerine, elçiden aldığı bilgileri başka noktada kullandı ve İsrailoğullarını yoldan çıkartacak yeni bir bilgi türü üretti. Yani vahiden aldığı bir bölüm ile İsrailoğullarının içinde bulunan heva ve hevesi birleştirdi ve ortaya yepyeni bir düzen kurdu. Bir buzağı dini üretti. Hem dünyayı taşıyordu buzağı, hem de ahireti. Tarih boyunca İsrailoğulları bunu hep sevdiler. Hep bu özlemle yandılar. Hem dünyayı bırakmayan, şehvetli, hem de ahireti de yabana atmayan, iştahlı, böylesi bir din karışımı hep hoşlarına gitti. Samiri ve ürettiği yok olsa bile zihinlerde bu hep arzulandı. Şimdiki ayet, 102. ayete geldiğimizde Süleyman aleyhisselam karşısındaki tavır da bu işte. Onlar Süleyman aleyhisselama ait olan vahiy merkezli hayat anlayışını reddederek dünya merkezli bir hayat ve şeytani ivalarla dolu bir anlayışı ön plana çıkarıyorlardı. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Uzunca bir ayet. Rabbimiz burada Süleyman aleyhisselamı, Süleyman aleyhisselamın sahip olduğu o imkanları sihir diye insanlara yutturan sihirbazları ve bu konuda onların elinde materyal olan Harut ve Marut'u ve onlarla ilgili olarak Babil şehrini ve halkı, insanları tamamını dile getiriyor ve bize vahiy mi yoksa heva heves kaynaklı şeytani ihva mı bunun arasında bir seçimi anlatıyor sanki. Cümlelerimiz şu şekilde. Süleyman aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Ve gerçekten kuşlar, cinler ve insanlar onun emrinde. Muhteşem bir ordusu var. Saray yapıyor camdan. Daha neler neler. Kitabımızda Süleyman aleyhisselam ile ilgili bilgiler var. Süleyman aleyhisselam vefat ettikten sonra, bütün muhteşemliğine rağmen vefat ettikten sonra, onun mülkü üzerinde İsrailoğulları bir başka düşünce tarzı oluşturuyorlar. Onlara şeytanları, ileri gelenleri, hocaları, onları yöneltenleri, büyükleri, Allah'tan ayırmaya çalışanları başka tür bilgiler veriyor. Ve ümmiler, kitap nedir bilmeyenler, kitap nedir bilenlerin kendilerine telkin ettiği bu görüşlerle besleniyorlar. Bu da onların hoşuna gidiyor. Yani hocaları yanlışı söylüyor, kötüyü söylüyor ama halk hocaların kötü söylediğini bile bile ama işlerine geldiği için de kabul ediyor. Yani kandıran da, kandırılan da bundan memnun ve buna istekli. Evet, ayetler şöyle. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Onlar, Süleyman'ın mülkü konusunda şeytanların söylemlerine uydular. Şeytanların dile getirdiği gerçeklere uydular. Süleyman oysa küfretmedi. Ama şeytanlar küfretti. Süleyman kafir olmadı. Rabbine nankörlük etmedi, inkar etmedi.
Ama şeytanlar Rablerine karşı geldiler. Fark bu. Ve insanlara sihri öğrettiler. Öyle ki bu sihir güya vahiy kaynaklıydı. Vahiy kaynaklı vahiyden aldıkları bilgilerin içerisine bu sihri katarak, yani doğrularla yanlışları, hakla batılı birbirinin içine katarak insanlara sundular. Bu hayatı darmadağın eden bir bilgiydi. Bu insanlar birbirinden koparan bir bilgiydi. Bu fasıkça bir tavırdı. Fasıklık yine Kur'an'ın bize öğrettiği gibi ana baba ile çocuğu ayırır, karı ile kocayı ayırır, liderle toplumu ayırır, insanlar birbirinden kopartır, rahmi parçalar. Ve bunu en çok yapan sihirdir. Sihir, olmayan şeyleri olur gibi göstermek, olanları ise olmazmış gibi lanse etmektir. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru diye telkin etmek, insanların gözlerini boyamaktır. Firavuni saltanatı doğruymuş gibi göstermeye çalışıyordu Musa'nın karşısındaki sihirbazlar. İşte tarih boyunca da hep aynı şey yapılmıştır. Büyük ölçek ya da küçük ölçekte. Yani bir aile ortamında bir parçalayıcılığa sahiptir bazen, ama bazen de toplumsal manada büyük bir güç gösterisidir. Öyle ya da böyle, Allah'tan gelenin toplum üzerinde işlevinin kaybolması için çabalamaktadır sihir ve onları söyleyim haline getiren şeytanlar. Buydu yaptıkları. Ve onlar gerçekten bu yaptıklarıyla aileyi parçaladılar önce, tamamıyla sonrasında insanlığı parçaladılar. Birisi Allah'la arasını ayırdıysa, Allah'tan uzağa düştüyse artık onun zaten hayatında bir bütünlük olamaz, bir birleşme olamaz, ne ailesine mutluluk ne toplumsal yapısına bir güzellik meydana gelebilir. Böylece onlar kendilerine zarar veren bir hayatı istediler. Evet, bunların yaptıkları buydu. Allah istemese hiçbir güce sahip değillerdi, ama Allah kulları imtihanlarıyla baş başa bıraktı. Gücün sahibi onlar değildi. Gücün sahibi Allah'tı. Ama onlar toplumu kendilerine inandırmış, kendilerini güçlü gibi gösteriyorlardı. Ve böylece fayda vereni değil, zarar vereni öğrendiler. Bunu öğrettiler. Zarara uğradılar. Cenneti kaybettiler. Ve tarih boyunca da bu cenneti kaybetme dünyaya rağmen devam etti. Yani dünyayı arzulayış, dünyayı isteyiş hep ahiretin kaybı manasına geldi. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Evet, sihri satın alanların, yani bu şekilde kendi dünyalarını sihri ile yoğurup ahireti satmaktan başka yaptıkları bir şey yok. Ahirette nasipleri yok onlar. Dünyayı aldılar, ahireti kaybettiler. Ne kötü bir alışveriş bu. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُ Kendilerini bu şekilde ortaya koydular, ama bu ne kötü bir alışveriş. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ Keşke bilselerdi, keşke anlasalardı. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا Eğer onlar iman etselerdi, وَاتَّقَوْا Takvalı olsalar, Rablerine karşı saygılı olsalardı, لَمَسُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ Allah-u Teala'nın onlara vereceği şey, Allah-u Teala onlara vereceği karşılık ve sevap çok daha hayırlı olacaktı onlar için. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ Keşke bilseler, keşke anlasalar, keşke kavrasalardı. Rabbim, biz kavramayı istiyoruz, biz anlamayı istiyoruz ve kitabı alıp kitabın ile birlikte bir hayat kurmak ve böylece cennete gitmek istiyoruz. Ve senden gelmeyen, sana ait olmayan, insanların, şeytanların heva ve hevesten ürettiği şeylerden de uzak durma derdindeyiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.